12. sınıf tayfam herkese merhaba. Metin Hoca'dasın şu an. Ne yapıyoruz seninle birlikte? Elbette 12. sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz. Neyse girişi Allah'ın izniyle sapasağlam yaptım. 15. sınıf videolarında <laughs> falan kesmedim de ben kesmiyorum biliyorsunuz doğal takılıyorum. Şimdi öncelikle açıklama kısmında yazılı indirebileceğim bir Telegram linki var. Ee, Instagram hesabım var takip edebilirsin. Ee, sen bu yıl 12'sin. TET, AYT olayların, YKS olayların var. Canım benim üzülüyorum sana. Allah yar ve yardımcı olsun. Hem yazılıda hem de e, YKS'de başarılar diliyorum. Umarım e, güzel puanlar alırsın. Şimdi 5 tane soru hazırladım. Kazanımlar, üniteler hepsi yazılı. Açık uçlu hazırladım. Ne olur ne olmaz. Normalde 12. sınıfta mezun olacağınız için bence e, tarih öğretmenlerinin e, ya yormaması lazım. E tabi takdir hocalarımız da e, hocalarımız ne derse o. Ama ben olsaydım hayatta yormazdım. Çünkü ben LGS ekibini bile yormuyorum. Yani öyle düşün. LGS ekibini yormam yazılılarda özellikle çünkü onların olayı farklı onlar LGS sınavına girecek. Umarım sen de kolay sorulara karşı karşıya kalırsın. Ben bu yazılı kağıdını birçok platformda paylaşacağım. Oradan karşına çıkma ihtimali de var. Umarım faydası dokunur. Dedikten sonra hayat masalı Bir sıkıntı Her şey başı sağlık. Eğer sağlık yerindeyse gerisi kolay. Hadi benimle gel bakalım. Bir de açıklama kısmında şey Instagram hesabım var. Takip edebilirsin dedim ya. Bir de kanala abone olursan çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Zorunluluk yok. Evet şimdi 5 sorumuz var. Her soru 20 puan. Ee, ve birinci soruyla başlayalım. Üçüncü ünitemizin altıncı kazanımı ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. Atatürk'ün konuşmasında geçen eskisi gibi değil tanımlaması hangi uygulamaya karşı çıkılmıştır demiş. Ee, burada efendiler iktisat sahasında düşünürken ve konuşurken zannolulmasın ki biz yabancı sermayeye hasım bulunuyoruz. Hayır bizim memleketimiz geniştir. Çok emek ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh. Bu ne ya? Bina enaleyh. evet kanunlarımıza ben ilk defa görüyorum bunu kanunlarımıza uymak ve saygı göstermek şartı e, şartıyla yabancı sermayelere lazım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız şayan arzudur ki yabancı sermaye bizim emeğimize ve serveti sabitimize katılsın bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin fakat eskisi gibi değil eskiden ne vardı eskiden onlara fayda sağlayan ne vardı bak kafayı çalıştıracaksın eskisi gibi değil eskiden bir devletin başka bir devlete vermiş olduğu ekonomik ve siyasi ayrıcalıklara biz kapitülasyon diyoruz. Eskiden kapitülasyon vardı, ekonomimize çöküyorlardı, ekonomik bağımsızlığımız yoktu. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal'in kap las yazacağım las. Evet kapitülasyonlara karşı çıktığını söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dolayısıyla birimizi, birimizin evet birinci sorumuzun doğru cevabı kapitülasyonlar olacaktır. Evet geldik. Dördüncü ünitemizin ikinci kazanımı Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. Evet ikinci soru. Ben toprak büyütme hevesi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu alamazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Milletin benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Atatürk'ün bu konuşması dış politikada yaşanan gelişmelerden hangisiyle ilgilidir? Aslında buraya şunu yazmak istedim. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline esir bırakılamaz. Hatay benim şahsi meselemdir gibi. Dolayısıyla burada Mustafa Kemal'in söz verdiği topraklarına katacağı yani misak-ı milliye tekrar dahil edeceği yer dolayısıyla biz buraya Hatay sorunu diyebiliriz. Tabii Hatay sorunuyla çok uğraşıyor. Fedakar ve vatansever olduğunun göstergesiydi bu. Fakat ne kadar uğraşsa da uğraşlarının sonuçlarını göremiyor. Çünkü Hatay Türk topraklarına katıldığı sıralarda Atatürk zaten vefat etmişti. Evet 12. sınıf 5. ünite 1. kazanım 2. Dünya Savaşı'nın sebepleri başlaması ve yayılması ile ilgili başlıca gelişmeleri kavrar. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yayılmacı siyaset izleyerek Avrupa Barışı'nı tehdit ederek mihver grubunda yer alan devletler hangileridir? Bak buraya Japonya'yı yazamaz. Bak Avrupa Barışı diyorum. Avrupa Barışı. Avrupa Barışı'nı, Orta Doğu Barışı'nı tehdit eden iki devlet var. Bunlardan ilki Almanlar, Almanya, tabi Almanya biliyorsunuz Hitler başa geldikten sonra ödemiyorum la borcunuzu dedi. Sonra yayılmacı siyaseti. İtalya zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan istediğini elde edemedi. O da ne yaptı? O da Habeşistan'ı işgal etti. Dolayısıyla Almanya ve İtalya buradaki sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden de soru gelebilir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları İkinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini oluşturur. Mesela Milletler Cemiyeti'nin görev ve yetkili daha doğrusu görevlerini yerine getirmemesi, tarafsız olmaması, ee, birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ağır antlaşmalar, sınırların milliyetçilik ülkesine göre belirlenmemiş olması, faşizm, nazizm gibi ırkçı ideolojilerin başa gelmesi gibi nedenler İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olmuştur. İkinci Dünya Savaşı da Türkiye'yi daha çok ekonomik yönden e, olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. Buradaki sorumuz da bu şekilde olacak. Evet 5. ünite ikinci kazanımımız. Bu arada yazılıyı birinci senaryoya göre hazırladım. Haberin ola bir soru eksik yazdım video uzamasın diye. Çünkü sıkılıyor ama hocam bu kadar uzun video mudur? Tamam biliyorum. Evet Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız bir politika izlemesine rağmen savaşın sonuna doğru politika değişikliğine giderek fiilen savaşa katılmış fakat Almanya'ya bak bir dakika fiilen savaşa katılmamış fakat Almanya'ya savaş ilan etmiştir. Türkiye'nin politika değişikliğine gitmesindeki temel amaç nedir? Açıklayınız demiş. Türkiye neden tarafsızlığını bozuyor? Çünkü diyorlar ki ee, e, neydi? Müttefik devletler evet. Eğer diyor ki bu tarihe kadar ki Almanya'ya kimse savaş savaş ilan edenler uluslararası kuruluşlara yer, al, yer alacak. İlan etmezlerse de e, yer almayacak e, diyorlar. Ben şimdi bak şu an gerçekten kafam çok dağınık. Niye bilmiyorum. Şu an hasta video samimiyet kokuyor biliyor musunuz? Niye samimiyet kokuyor? Normalde ben videoyu yeni baştan çekmem lazım. Çünkü odaklanamadım. Ama İki sorumuz kaldığı için beni affedin olur mu? Çünkü kafam biraz gerçekten şu an başım dönüyor. Türkiye niye politika değişikliğine gidiyor? Birleşmiş Milletlere katılmak için. Ee, cevap şu da olabilir. Savaştan sonra oluşturulacak olan uluslararası kuruluşlara üye olmak için. Ben şuraya Birleşmiş Milletlere yazayım. Birleşmiş Milletlere üye olabilmek için diyebiliriz. Şurayı düzeltelim hemen. Evet Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için ya da cevap olarak şunu da yazabilirsin. Savaş sonunda oluşturulacak olan uluslararası Kuruluşta kuruluşlar, kuruluşlarda yer alabilmek için. Tövbe yarabbim ya niye ben bugün böyle oldum. 11. sınıf videosunda da böyleydim ya. Tövbe yarabbim. Neyse hadi son sorumuzu da çözerim. E, sizi kendinden kurtarayım değil mi? Gerçekten er, 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 er. konuşamadım. Evet 5. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu, bu soruyu çok akıcı çözeceğim sizden özür dilemek için. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye 1945'te çok parti hayata geçmiştir. Bir yıl sonra yapılan 1946 seçimlerinde Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı seçimlere girmiştir. Ancak bu seçimde açık oy gizli sayım uygulaması yapılmıştır. Buna göre 1950 Türkiye'sindeki demokrasi ile ilgili neler söylenebilir yorumlayınız. Şimdi ben ilk başta cevabı yazayım demokratik olmayan seçim sistemi ya da sayım sistemi uygulanmıştır. Bu bir. Çünkü normalde seçim sistemi nedir? Gizli kullan açık sayalım. Olması gereken budur. Bir de tabi demokrat parti kurulduğu için artık çok parti hayata geç, geçiş yapıldığını yani çoğulculuk ilkesi işlerlik kazanmıştır diyebiliriz sadece iki yorum sadece birinci yorum geçerlidir birinci yorum cevabımızdır demokratik olmayan seçim sistemi e, uygulanmıştır e, diyebiliriz zaten 1946'da e, bir dakika 1946 diyelim 1946 1946 diyelim şuraya. 1946 Türkiye'sindeki seçim sisteminin demokratik olmadığını söyleyebiliriz. Zaten çok partili hayata geçiş denemelerinde ilk başta Nuri Demir tarafından Milli Kalkınma Partisi kuruluyordu. Daha sonra dörtlü takrirle Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan Rauf Orbay, Fuat Köprülü, Celal Bayar, Adnan Menderes ayrılıyor ve Demokrat Parti'yi kuruyorlar ve Demokrat Parti'nin kurulmasıyla birlikte kesintisi çok partili hayata geçiş yapılıyor. 1946'da ilk defa çok partili seçimler yapılıyor ve bu seçimde açık o gizli sayım sistemi uygulanıyor. Bu demokratik değildir. CHP iktidara geliyor ama 1950'lere geldiğimiz zaman da Demokrat Parti iktidara geliyor diyebiliriz. Evet sosyal bir öğretmenim Metin Uruk ben babacım. Öncelikle dil sürçmelerim için özür dilerim. Normalde gerçekten e, videolarımı izliyorsunuz zaten yazılılarda. Normalde böyle değilim ama o videoda niye böyle olduğu bilmiyorum ama bir samimiyet ortamı oluşsun diye de bölmedim. Çünkü iki soru kalmıştı. Yani yeni baştan çekebilirdim açıkçası. Öncelikle e, YKS sınavında başarılar diliyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakma. E, burada çok zekiler değil, çok çalışanlar kazanacak. Bu her, her sınav, sınavın adı ne olursa olsun hep böyle olmuştur. Allah kimsenin emeklerini boşa götürmesin. Yazılarda da başarılar diliyorum. E, ee, video ilgili yorumlarını açıklama kısmına bırakabilirsin. Yorum kısmına bırakabilirsin. Ben oradan elbette takip edeceğim. Olumsuz yorum. Hocam ha, ne biçim konuşuyorsun. İnşallah olumsuz yorumlar yapmazsınız. Başına gözüm üstüne sıkıntı yok. Kanala abone olabilirsin. Instagram hesabı açıklama kısmına yazılı kağıdını açıklama kısmına indirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seni çok çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak. <Sülüyor>